Bugün Odri Meydan için buluştuk ve Sertaç hoş geldin. Hoş bulduk. Dilara sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İki Avrupa şampiyonunun arasındayım. Bir dilek tutarak başlayacağım ben. O yüzden bugün ikinizin de birbirine meydan okuyacağı bir ortamdayız. Ve ikinizin de birbirinize yapacağınız çalışmaları başarıyla tamamlamanızı dileyerek başlıyorum. Abi senin dövüş sporlarıyla veya savunma sporlarıyla aran nasıl? Yok. Yok değil mi? Hiç kısa basit. Net cevap yok. Denesen yapabilir misin peki sence? Vallahi hiç denemedim. Hiç denemedim. Ama bakalım bugün ilk olacak belki yaparım. Süper. Zaten bunun için buradayız. Dilara senin basketbol aran nasıl? Hiç iyi değil maalesef. Üniversitede 2 yıl kaldım hatta basketbolda. Ama evrenin bir tokadı gibi tekrar. Bakalım ne kadar döndü, yapabileceğim. Döndü dolaştı. Evet. Avrupa şampiyonuna denk geldi yani. Evet. İşte bu. Bu karmayı bugün burada çözeceğiz. İkinizin de birbirine meydan okuyacağı iki tane challenge ile devam edeceğiz. Tamam. Var mı kafalarda bir şey? Yani mesela sen basketbolla ilgili ne yaptırabilirsin? Ya aklımda şu an oturttuğum bir şey yok ama bir şey bulabilirim hani. İnşallah beni zorlamaz ama. Yani evet, Dilara senin kafanda. Ben Sertaç abi tekme atarken çok merak ediyorum gerçekten. Onu ben de merak ediyorum ama böyle biraz uzaktan merak ediyorum. Onu ben de merak ediyorum nasıl yapacağımı. O zaman Hodri Meydan diyelim mi? Hodri Meydan. Hadi bakalım Hodri Meydan. O zaman anladığım kadarıyla ilk karateyle başlayacağız. Tamam. Doğrusu katayla başlayacağız. Evet. Evet şimdi... Sertaç'a ne yaptıracaksın? Normalde dediğim gibi Sertaç abi tekme atarken merak ediyorum. Bir de basit bir tekmeyle başlamak istiyorum. Bu temel hareketlerden bir tanesi. Olduğumuz yerde sabitiz. Olduğumuz yerde sabitiz. Evet. Önce dizimizi göğsümüze kadar çekiyoruz. Evet. Parmak ucu yukarı doğru bakıyor. Baktı. Karşıya tam karın hizasına vurduk maya geriyi çektik. Düz uzat. Şu. Evet evet ama bunun biraz daha böyle şey ön bacak çalışıyor gibi değil de hani daha böyle kuvvetlisi sadece. Ön ben ön bacak çalışan insanım. Daha hızlı keskin evet, anladım. Evet aynen. Çok güzel bir kez daha. Süper abi. Evet bu şu. Hareketi öğrenmemiz için de. Evet şu an ben öğrendim. Giriş. Arka çekti. Hissettim ben şu an hareketi. Bunun adı maya geri. Çuğdan maya geri vurduk az önce. Mide seviyesine. Bunu jo'dan olarak biraz daha yukarı seviyeye taşıyoruz. O da şöyle bir ayağını geriye alabilirsin. Şu an evet. Biraz daha alayım da koyayım. Ellerin gard pozisyonda. Hı-hı. Şöyle. Az önce mideye vurduğumuz tekmeyi biraz daha yukarı vuruyoruz. Şöyle. Hangi bacağım sağlam onu düşünüyorum. O fark etmez aynen. Hayır düşmeyeyim diye. Şu. Şu. Güzel evet bravo. Harika. Elim dolu. Abi hiç fena değil. Abi hiç fena değil de. Şimdi ama şu an bu başlangıç. Bu bütün hareket mi yoksa başlangıç? Hayır bu başlangıçta. Ya şu an öğrendik. Şu an ben kaslarımızı ısıttık. Isıtmış olduk. Bir de sol yapalım falan. Şu an ısındık, hareketi hissettik. Güzel. Ben hissediyorum hala. Hissediyoruz değil mi? Arkalar çalışıyor. Evet bildiğin gibi ben kata yapıyorum. Dövüşmüyorum. O yüzden küçük bir kombinizasyon göstermek istiyorum sana. İstersen birlikte yapalım yavaş yavaş. Ben de hareketi yeni öğrendim ya. Hadi bakalım. Alalım. Bence yapabilirsin. Ama artık sen göstermiyorsun. Göstermiyorum. Challenge başlıyor. Hangisini? Şu an bunu mu? Evet şu ana kadar gösterdik. 1, 2, 3. Olacak mı? 1, 2, sence yapabilir mi? 3. Yapabilir tabii ki. 1, 2, şuradan. Evet aynen. Şu blok gibi. Bir şey sıkıyormuş gibi, gerdiriyormuş gibi. Ben adamı vuruyormuş gibi düşünüyorum. Aslında tam öyle zaten onu gösterecektim. Işte. Burada bir kol var mesela omzun tutuyor ya da kolun tutuyor. Sen omzundaki eli sıyırıp blok alıyorsun yani şu. Şu an ben korktum mesela. Ben de korktum. Şu an ben korktum. Hani ben karşısına geçeyim tutayım falan diyecektim de şimdi yok. Korktum. Evet abi sendeyiz. Böyle mi başlayalım? Evet böyle başlayalım. Böyle başlayalım. Şu. İki. Üç. Bravo. Topum hala havada olsun. Evet o topuk. Topum hala havada olsun. Oldu mu sence? Oldu bence gayet iyi oldu. Eder ya. O zaman en azından öğrendik. En azından bu ilk challenge'ı. En azından öğrendim. Başarıyla atlattın abi, tebrik ediyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Ya, tabii hiç ki. Kolay değil çünkü tabii baksana. Tabii ki ya, çok çok zor. Evet. Ya çok zor çünkü o öyle çalışıyor, ben daha hani düz, yani özellikle kaslar daha farklı.
En basiti yani bu. Bir de şöyle bir şey var gerçekten. Ben işte yaptığım branşın en uzunu sayılıyorum yani. Evet. Düşünün ve Sertaç abi yapmaya çalışıyor. Gerçekten çok önemli abi böyle şeyler. Abi sen dünyada en uzun karate yapan insan sensin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim valla. O zaman ikinci challenge'a geçelim mi? Geçelim. Aldık. İki aldık. Ön ayağımızla vurup çekiyoruz. Tekrar yerine koyuyoruz. Adım attım. Vurdum. Maya geri koydum. Yukarıya değil de kendi orta karın hizasında da vurabilirsin. Ay gülme. Evet, hazır mıyız? Onu demesi İki tane yeterli. Şimdi başladık. Burada. Maya geri. Şurada. Güzel. Vurdu. Evet, bir daha. Vurdu. Ah. Yeter. Eyvah. Harika. Ah. Tebrik ederim gerçekten. Peki basketboldan farklı bir kas grubu mu çalışıyor? Öyle bir şey ayrım yapabilir misin? Neremin çalıştığını anlamadım. Anlamadım. Anladıktan sonra... Her şey çok hızlı gelişti diyorsun. Anladıktan sonra söylerim. Evet. İlkinden daha iyiydi. Tabii ısınmaya başladın da arttırabiliriz zaten. Ben böyleyim. Biraz da çökersen abi turnuvalara katılabiliyorsun. Abi onu anladım. Çökersen ben böyleyim yani. Kalkamıyorum. Çökmeye ne gerek yok? Yani yukarıda havalar daha iyi. Çökeceğim, kalkacağım, zaman geçecek. Doğru diyorsun. 2'de 2 o zaman. Vallahi tebrik ediyorum. Ya idare eder. 2'de 2, 2'de 2 demeyelim 2'de de. 2'de 2 abi. 2'de 1,5. Hocası burada ya. Uzmanı burada. Yarım ya, iyi niyetten şu an 1,5 diyor. Ya, iki de iki. Bakalım Dilara ne yapacak? Ben esas onu merak evet, ediyorum. Evet, ben de esas onu çok merak ediyorum. Şimdi ilk challenge'ı hallettik. Sen Dilara'ya neler yapacaksın? Başardık gibi. Ya bu bana sağ olsun biraz iyi niyeti davrandı. Kendimi düşünerek yaptım. Evet bak, yine hani senden biraz kredi toplamak için basitten gittim. Aynen, biraz iyi niyeti yaptı ya, ben de en basitinden belki yani çok kötüyüm dedi hani, o yüzden ya çok kötüyüm dedi, ne yaptırabilirim, ne yapabiliriz ya, en kötü yani 5 tane foul atabilir, kaç tane soktuğuna bakarız yani, hadi bakalım yani, bir de hareketli bir turnike atarız, süper. Aha. Bir sabit bir hareketli iki yani tane bir aksiyonumuz sabit, var bir hareketli yani. Bakalım ne olacak, süper. O zaman ilkiyle başlayalım. Başlayalım. Sence 5'te kaç atar, ne kadar kötü? Sen şimdi çekimden önce biraz baktın. Hayır, çok kötü. Hayır, şimdi yardım da etmek istiyorum. Şimdi mesafeyi düşünüyorum. Belki uzak gelebilir. O yüzden bir iki adım yakınlaştırsak mı diye. Tamam, sen bilirsin. Daha arada olabilir ya. Tamam. Daha şurası. Tamam. Belki. Sen de bir... İyi mi senin için? Bir tane deneme at. Tamam, deneyim. Bir atalım bakalım ne oluyor. Olur. Olmuyormuş. Hiç fena. Olur. Ben bir fena değil mi? Olur. Tutuşumda bir problem var mı? Tutuşunda bir problem yok. Tutuş ama, yok çünkü. Ama tutuşu çok düşünüyorsun. Evet. Ya istersen karpuz at, istersen tek el fırlat. Hiç sıkıntı yok. Biz bunlardan puan alıyorduk abi, nasıl tuttun o yüzden. O değil, ben puan yok burada. Tamam, i̇stediğin, anladım. İstediğin gibi atabilirsin. Tamam. Topu yeter ki oradan geçir. Evet. Değil mi? Bak, şimdi daha iyi. Anlaşıldı. O zaman deneme hakkım bitti mi? Tahminleri alayım. Hayır, bundan denemeydi. Tahminleri alayım abi. 5'te kaç yapar? Bir deneme daha yapsın, onu tamam. Göreceğiz. Tamam. Aynen öyle. İşte bu. Ha, ben 5'te 5 değil de 5'te 3 bekliyorum. 5'te 3 bekliyorsun. 103 kara çıkarmayacağım. Sen kendinden kaç 5'te bekliyorsun? 3. Normal şartlarda bana bu soru sorulsa 5'te 1 inşallah derdim ama 5'te 3 yapacağım. 5'te 3 yaparsın. Bak sana değil mi yani? Şeyi düşünme. Yani nasıl atacağım? Atışım güzel mi? Tamam. Sadece topu havaya at. O güzel bir şekilde. Tamam. Hadi bakalım. Bak, olacak. 5'te 3 gelecek. Bak, 1. Bak, 1'de 1. 1'de 1 oldu. Teşekkür ederim. O kadar. Tamam, 2 tane daha avans verin o zaman. Tamam. 3'ü bulana kadar buradayız, sıkıntı yok. Evet abi. Bak. Geldi be. Ay. Son. Evet. Sakin. Sakin. Savunma sporum. Sakin. O da kendi yorumunu. Refleks o da kendi bu. Yorumunu bahsediyor. Bu da aynen benim yorumum.
refleks olarak yere düşmesin. Bu sana saldırmıyor. Tamam. Şöyle vereyim de. Sert değil. Bak. Evet, bir şey var değil mi? Sert değil bak. Sen topu ileri atıyorsun. Ben yukarı atacağım. Sen topu ileri atıyorsun. Topa yukarı at. Tekme attı topa yani. Evet. Sert, evet. Sert bir mizacı var. Bak. Uzak tamam. Doğru ne? Sakinlik değil mi? Tamam. Sakin ol. Sakinlik ol. Karate yaptığını düşün. Bak bu daha güzel. Bu arada o. Bu challenge şey mi peki? Ben üçlerine kadar devam edecek mi? Yok bence artık yok ya, bence kapatabiliriz ya. Ya çünkü daha da stres yapıyor. Evet, aynen evet. Yani. Hocam yani. Oldu mu peki? Olmadıksa stres olmadı. Yapıyor. O tamam zaman bir şey yapalım. İlk challenge olmadı ama ikincisinden ümitliyim. Aynen tamam, ikincisini deneyelim. Yani bu biraz daha hareketli olacak. Evet, hareketli tamam, bir şey. Daha biraz kolaymış gibi sanki. Ya daha kolay gelirdi ama bir de sen olmadıkça daha çok stres yaptın. Evet evet. Olmadıkça aman olsun, olsun 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 olsun. Çok, çok o yüzden normal. Olmuyor. Çok normal. Yani o yüzden olmuyor. Ne yapabiliriz? O zaman Dilara ikinciye geçelim bakalım. Sertaç sana nasıl bir challenge koyacak? Hareketli yani hareketli rahat rahat. Sakin sakin. Sakin sakin turnike attırabiliriz. Tamam. Sağ el mi sol el mi dominant? Sağ. Sağ el. O zaman buradan yapalım. Şöyle ufak topu sana vereyim. Sakin bak. Şu mu? Okey. Tamam. İlk en başta en daha basic en temele inelim bak. Bize turnike attır turnike öğretirken adımı 1 2 bu. Tamam. Yani çünkü hiç ya en temel en şey senin bana yaptığın gibi temelden hareketi öğrenmek için yani hareketi öğrenmek için ya çalıştığımız şey buydu daha küçük bir minik takımda. Turnike attır yani böyle sabit tutuyorduk. 1 2 bu. 1, 2. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Bak burada daha kolay. Ortada demiştim ya sana kareyi vuruyor. Yaklaşmış oluyorsun. Yani, hem kareyi vurmak daha kolay burada. Tamam. 1, 2. Aynen öyle. Şu köşeyi vurmaya çalış. Aynen öyle. İşte bu ya. Bravo Dilara. Tamam çözdüm. Bravo. Gel bir tane daha. Bir, iki. Aynen öyle. Aynen öyle. Olsun. Ama bence bunda anlamında daha iyiyim. Evet daha evet bunda iyi. Çok daha iyisin. Tabi daha iyi. Şeyim yok benim ya. Bence adım sayısını çözünce turnikeyi çözdüm ben. Bir, iki, üç yani. Ama üç adım bak yine. Evet bu kadar basit ya. Ne aynen öyle. İşte bu ya. Aynen öyle. Ya okulda benle çalışsaymış geçermiş. Evet geçermiştim. Bence de evet bu arada. Baştan girsen basketboldan kalmazmışsın bir de. Neyse birazcık sempati duymak üzereydim ki. Ay bir de yani herkesin de ayağına gelecek bir fırsat değil mi? İşin uzmanından öğrendim zaten öyle. O yüzden insan daha da bir heyecanlanıyor ama. Neyse elimden bu kadarı geldi. O zaman geçtim mi ikincisini? İkinci challenge oldu mu? Bence gayet iyi oldu. Oldu. O yani zaman 2'de 1 ile kapattık diyelim. İyi bari yine kötü değil. Işte, 2'de 1. Seninle böyle 1,5 gibi oldu. Berabere diyelim. Yani berabere diyelim ikimiz de. Hadi berabere tamam bak ikimiz de anlaştınız bu konuda. İkimiz de yani neler yaptığımızı nasıl tamam, olduğunu evet, öğrendik. Bu challenge'ın bir kazanımı olmadı. Ben bu arada basketbol öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum özellikle. Yok ben de kadın öğrenmiş hani, oldum. Valla bu projede yani disiplinler bir araya gelsin. İnsanlar farklı sporları deneyimlesin dedik ama sıfırdan şimdi başka bir benim dalı avantajım yani. Şu, sonuç itibariyle ben hani çocuklara basketbol öğretmek ve göstermek zorunda olduğum için evet. Benim işime yarayacak hayatımda yani bu gerçekten. Ha. Evet Dilara çünkü aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. O zaman ikinize de şu soruyu yönelteceğim. Basketbol zor muymuş, nasıl buldun? Aslında bence basketbol çok zor değil, eğlenceli evet. De hatta evet. Öğrenildiğinde. Sadece biraz bence yetenek ve fizik avantajı çok önemli, yetenek de çok önemli. Tabii çalışmak ayrı bir şey, onları ya hiç katmıyorum yani. Yapılabilir ama dediğim gibi hani fiziki avantaj, yetenek bence çok önemli. Peki böyle mesela bir daha dünyaya gelsen 1.90 olsan basketbolcu olur muydun? Olurdum. Harika. Kesin evet ben olurdum isterdim. Sen karate ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Sen, yani zor muydu sence? Bana beklediğinden kolaymış gibi geldi. Ya beklediğinden benim beklediğimden kolaymış başlangıç kısmı.
başlangıç çıkmış bir kombinasyon, hızlı kombinasyon onun gibi girdiğim zaman elim ayağım birbirine dolaşır. Ya bir de o tabii çalışma, adaptasyon onlar bambaşka şeyler. Başlarım. Başlarım ama devam ettirir miyim onu bilemem. İkiniz de Avrupa Şampiyonası seviyesine yükselmiş sporcularsınız. Dolayısıyla çalışıp o disiplini zaten oturtacağınıza eminim. Bir daha dünyaya gelsen 1.50 boyunda karate yapar mısın? Ya o şartlarda yapabilirim. Evet, boyun kısa olsa o belki. Şartlarda... Evet, hakikaten benim beklediğimden iyi çıktın öyle söyleyeyim yani. Valla ben de benim beklediğimden iyi çıktım. Boy dezavantajına rağmen bayağı iyi bitirdin. Sen de aynı şekilde Dilara. İkinizin de ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tebrikler abi. Görüşürüz bir başka ordu meydanda.